Deniz tamam, sakin ol. Irmağın her zamanki hareketleri. Bir de Narin hamile olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıktı. Bir daha sakın sana olan zaafımı kullanma Sermet. Beni seninle tehdit etme. Sen kaybedersin. Ben sana 6 saat önce evlenme teklif etmişim. Seni o evde o herifle yalnız bırakamazdım, kusura bakma. Adamın evi yanmış ya. Evi yanmış. İnsanlık görevi ya. Sokakta mı bırakayım ben adamı? Ev tutalım. Ev alalım. Otel bulalım. Otel alalım. Irmak bunu bile bile yaptı. Can o eve getirdi. Benim arıza çıkartacağımı biliyordu. Tamam. Sana gidiyoruz işte. Tamam, sıkıntı yok. Ben seni anladım. Sen de beni anlayacaksın. Bizim bakış açımız farklı ama ben sana kendimi anlatmanın bir yolunu bulacağım. Bir ortak yol bulacağız. Tamam. Deniz, kusura bakma da yani sen beni eski sevgilimle benim evimde görsen ne yapardın? Narin size geldiğinde ben hadise çıkartıyor muyum Sermet Bey? Deniz, Narin eli benim elime değmedi. Ama sen Can'la nikah masasını oturdun. Ben o nikah masasından senin için kaçtım ama gelinliklerimle. Ha? Sen hala kıskanıyorsun. Bravo ya. Tamam Deniz. Tamam. Tamam. Sana tamam. Evinize hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne demek oluyor şimdi? Niye benim evim oluyormuş? Ben bugün size evlenme teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Umarım vazgeçmemişsinizdir. Yok, vazgeçmedim de. En mutlu günüm zehir oldu. Merak etme. Bundan sonra hiçbir şeyin huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğim. Sermet abi, ofise mi geldin? Rıfat. Deniz Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada kalıyorum. Ne? Niye burada kalıyor? Ne demek bu Sermet? Hı? Yenge, hani tesadüfün dibi, bu Rıfat benim memleketlim, akraban. Biz onu işte burada bir boşada açtık. İş falan bakınıyorduk. Sizin orada işe girmiş işte, tesadüf. Ne büyük tesadüf değil mi? Bu yıllar önce de senin memleketin değil miydi? Yok. O zaman da burada mı kalıyordu Sermet? Hani bizimle çalıştığı yıllarda, üniversite yıllarında. Yok, o zamanlar hiç görüşmüyorduk yani. O zaman hiç karşılaşmıyorduk. O zaman işte Narin yengenin mahalleden... Bu ne demek oluyor Sermet? Ali'ye inanmak istiyorum. Yani senin bu adamı bizi kontrol etmek için göndermediğine inanmak istiyorum ben. Yok yenge, biz yani niye kontrol ederim? Öyle bir şey olabilir mi? Olsun hayatım. Yalana gerek yok. Rıfat oraya ben soktum. Senin dediğin gibi. Ben Sermet Karayel'im. Sevdiklerimi korumak için... kuş uçsa benim haber almam gerekir. Bu çok korkutucu. Deniz. Beni tanıyan herkes korkar benden.
Ama bir o kadar da başıma çorap örmek isteyenler var. Ben böyle yaşamaya mecburum. Özellikle bundan sonra seni korumak için mecburum. Ne olur beni anladınız. Yok yok. Yok istemiyorum. Ben anlamak istemiyorum. Öğrenmek istemiyorum. Sen ne yapmış olabilirsin? Senin bu kadar düşmanın niye var? Ben istemiyorum, istemiyorum. Deniz. Deniz. Seninle uzun bir yola çıktık. Yapamam diyorsan anlarım. Ama ben sensiz de yapamam. Gideyim mi abi peşine? Hiç kusura bakmayacaksın Fatçığım. Nasıl devam ederiz böyle bilmiyorum. Benim hayatta en sevmediğim şey yalandır yani. İsmimi ilk doğru söylediğin gün beni kovuyorsun Deniz Hanım. Sakın. Hiç duygu sömürüsü yapma gerek yok. Hadi güle güle. Deniz Hanım haklı Rıfat. Şimdi beni oradan da kovarlar. Ben ne yapacağım ki? Hem zaten ben sizin hakkınızda hiçbir şey söylemedim ki. Vallahi Narin abla iki gözüm önüme aksın ki söylemedim ya. Bak canım burası hukuk bürosu. Tamam mı? Burada güven çok önemlidir. Casusluk olmaz burada. Bir de üstüne bağış verip besleyecek miyiz seni? Olacak şey değil. Yapmayacaktın. Sen bize yalan söyledin. İşte kapı. Hayatta başarılar güle güle canım. Aslıcığım bir orta kahve bana. Ama çamur gibi oldu. Orta olsun. Aslı orta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.